Merhaba. İzolasyon durumunda bulunduğumuz şu günlerde ruh sağlığımızı korumak adına neler yapabiliriz? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bu süreçte doğal olarak haberleri sık sık dinler olduk. Haberlerin duygularımızı ele geçirdiğini hissettiğimizde haberleri izlemeye ara vermeliyiz. Haberlere daha az bakmalıyız. Yaşadığımız sürece nasıl tepki vereceğimizi bilmek için bilgi edinmek önemli. Ancak güvenilir kaynakları ve resmi kaynakları takip etmemiz bizim açımızdan çok daha önemli. Sosyal medya kullanımımızı kontrol etmeli ve paylaşılan her şeye inanmayıp aynı zamanda teyit etmediğimiz bilgileri de paylaşmamalıyız. Yaşadığımız sürecin geçici bir durum olduğunu unutmamalıyız. Evde kalmanın sadece kendi sağlığımız için değil, başkalarının sağlığı için de olduğunu hatırlayıp evde kalmayı seçmeliyiz. Şartlarımız el verdiği ölçüde evden çıkmadan interneti kullanarak spora ve egzersize zaman ayırmalıyız. Spor ve egzersiz bizde endorfin adını verdiğimiz hormonun daha fazla salgılanmasına yani vücudumuzun gevşemesine, kaygı durumumuzu azaltmasına yardımcı olacaktır. Evde kalma sürecinde kurduğumuz rutinleri düzeni devam ettirebilir ya da yeni bir rutin oluşturabiliriz. Günlük rutinimizde uyandığımızda üstümüzü değiştirmek bizi daha iyi hissettirecektir. Bazı zamanlarda haberlerin sesini kısıp müziğin sesini açabiliriz. Temiz hava için belli aralıklarla ev havalandırmalıyız. Sağlıklı yemekler tüketip önleri atlamamalı, duygusal yeme durumundan kaçınmalıyız. Uyku düzenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Uyumadan bir saat önce sosyal medya kullanımından uzak durmanız yararınıza olacaktır. Evde kaldığımız zamanları fırsatı çevirmeliyiz. İnsanın kendini dinlemeye, kendiyle baş başa kalmaya ihtiyacı var. Bu süreci bu şekilde kullanabiliriz. Bunun dışında eksiklerimizi tamamlayıp evde biriken işlerimizi halledebiliriz. Kendimize yeni bir meşgale bulabiliriz, hobi, aktivite gibi. Kendimizi ifade etmenin çok önemli olduğu bu süreçte günlük tutabiliriz. Duygusal yükümüzü hafifletmek açısından bu iyi gelecektir. Ruhumuzu ve zihnimizi beslemeyi unutmamalıyız. Yaratıcılığımızı serbest bırakabiliriz. Evde yalnız değilsek eğer yanımızdakilerle iletişim içinde olmalı. Bunun dışında arama yapmaya, görüntülü konuşmaya, mesajlaşmaya özellikle vakit ayırmalıyız. Unutmayın, dünya genelinde herkes bizimle aynı süreçten geçiyor. Ve bu yüzden sevdiklerinizle yaşadığınız deneyimleri, hissettiklerinizi paylaşmalısınız. Herkesin birbiriyle iletişim kurmaya ihtiyacı var. Sevdiklerinizi, tanıdıklarınızı şu süreçte daha sık aramayı, hal hatır sormayı unutmayın. İhmal etmeyin. Daha profesyonel bir yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bir psikolog veya psikiyatrist ile temasa geçmekten kaçınmayın. Evde kalma sürecinizi aileyle birlikte geçiriyorsanız birlikte yapmaktan keyif aldığınız şeyleri bulabilirsiniz. Evin işlerini birlikte yapabilir, yüzle baktığınız, sohbet ettiğiniz zamanlar oluşturmalısınız. Ayrıca evde aile fertlerinden ayrı, kendinize ait bir köşe bulundurmalısınız. Evde bulunan diğer bireylerin tek başınlıklarına saygı gösterin. Hep birlikte ve bir başına olmaya özellikle özen gösterin. Ruhunuzu dinlendirin. Sevgiyle kalın.